Sağ ol Bahar, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol ablacığım. Dün mahallede bağırış çağırış vardı. Siz duydunuz mu onu? Duymaz olur muyuz canım? O bağırışlar bizzat bizim evden geldi. Kemal Bey'in nişanlısı Handan Hanım evimizi bastı. Kader. Nasıl ya? Yani Handan Kemal'in seninle bir süre görüştüğünü biliyor mu? Hı. Biliyor. Gidip nişanlısına hesap soracağına gelip bizden hesap soruyor uyuz. Kader, yeter ama. Ay yalan mı abla? Hem nereden biliyorsun? Belki de sormuştur. Yok ablacığım. O kız böyle nişanlısının karşısına geçip açık açık hesap soracak cinsten değil. Bir kere çevirdiği numaralardan belli kızın. Ne numarası? Ya yok canım. Bunlar sadece kaderin kafasında kurduğu şeyler işte. Hadi ablacığım, sen dershaneye geç kalmıyor musun? Kalk hazırlan. İyi tamam abla. Ya Berat, kusura bakmazsan ben de nikah şekerlerini götüreceğim. Tabii canım tabii, ben de kalkayım. Görüşürüz. Neden geldiniz buraya? Neden geldiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Bakın, ben kimseyi üzmek istemem. Ama üzülmek de istemem. Kemal'le olan ilişkim malum. O gün anlatmıştım size. Evet, temizliğe çağırdığınız gün. Kim olduğumu biliyordunuz değil mi? Asla. Yapmayın. Bilerek çağırdınız Kemal'le fotoğrafınızı göreyim diye. Tamamen tesadüf. Gerçekten. Ben de daha dün öğrendim Kemal'in böyle bir gönül macerası içinde olduğunu. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Bu durum başka nasıl adlandırılabilir ki? Nişanlım beni kızınızla aldatıyor. Olan bu. Benim yavrum da kandırıldı. Çok üzüldü. Çok canı yandı. Kimsenin benim kadar canı yanamaz. Tamam. Kemal'in daha önce de böyle kaçamakları olmuştu, anlatmıştım size. Ama evlilik arifesinde olması gerçekten canımı yaktı. Hele kızlarınızın dünkü tutumu... Siz de çok ağır laflar söylediniz Bahar'ıma. İşin aslını astarını bilmeden çok kötü konuştunuz. Hakkımdı. Ortada aldatılan biri var. O da benim. Şimdi lütfen kızlarınıza söyleyin, rahat bıraksınlar bizi. Boşuna zahmet etmişsiniz buraya kadar. Benim kızlarımın sizin gibilerle işi olmaz zaten. O yüzden mi musallat oldu kızınız sevgilime? Artık ne hayal ettiyse. Doğru konuşun, yoksa... Yoksa ne? Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz daha. Çok güçlü, çok varlıklı bir ailenin kızıyım ben. Siz kızlarınızı ne kadar koruyorsanız, ailem beni on misli koruyor. O yüzden ayağınızı denk alın. Çıkın evimden. Özellikle de şu küçük kızınız. Eğer gidip Kemal'e tek kelime konuşursa, bize bulaşmaya devam ederse, fena yapacağım onu. Lütfen çıkın evimden.
Beni sakın hafife almayın. Mahvederim hayatınızı. Tabii buna hayat denebilirse. Ha, vallahi ben de anlamadım Duruyam ha. Yarın düğün var, bir sürü iş birikti, bugün izin verdiler. Tamam, akşamüstü ben sana uğrarım. Tamam. Allah Allah ha. Bunun ne işi var ki burada?